Savaş Bey, şu soruyu sorabilir miyim? Ben zaten... Etrafınızdaki insanlar, siz de dahil olmak üzere. Niye iki tane isim kullanıyorsunuz? Savaş, Şaban ismini, Talha, Hüseyin ismini, Davut, Ergün ya da Ferit ismi gerçek. Ama bu ikinci bir isim kullanma ihtiyacı hissediyorsunuz. İkinci sorum da Talha Bey eşinize... Bence. Neden ben miyim? Çocuklara eğitimi tamam, verebilirim dedi. Talha Bey öğretmen mi? Buyurun cevaplayın. Şunu açıklayabilir miyim iki tane ismimi kullandığımdan dolayı? Tabii. Birincisi babam 90'lı yıllarda dünyaya geldiğim için Savaş ismini koydu. Sonra ben de bu ismimi biraz beğenmediğim için yani Şaban daha hoş. Kaç yıldır kullanıyor Şaban ismini? Şunun sebebi ben geldiğimden beri kullanıyormuş. Benim zaten benim yakın arkadaşlarım ayrılmamamı zaten istiyordu yani eşimle. Ya arkadaşım onlar diyor da zaten ki, bu konuda çok bana yani yardımcı olmayı desteklemeyi. Hayır. Hatta bu konuda Savaş. Hayır bu konuda Savaş. Hayır bak bu konuda Savaş. Zaten dinle, bana beni, çok beni yardımcı olmak istediler. Ya Caner dinle. Dinlesin ama bu soru çok önemli. Biz eşimle Savaş beni dinlesene bir. Ya Talha diyor ki Savaş benim evime gelsin, senle Savaş benim evimde kalın. Benim doktorlarım var, psikiyatristler diyor. Ben eve gelirim, çocuğa ders ben gösteririm diyor. Okula göndermeyin diyor. Salak. Kim bunlar kim? Benim babamın oğlu değil, annemin oğlu değil, akrabam ben... değil. Bunlar kim ki bunu söylüyor? Neye dayanarak bunu söylüyor? Benim çocuğumun özgürlüğünü elinde almayı kimsenin hakkı yok. Sen bile alamazsın. Yalan söyleme, ya doğruyu konuş, doğruyu. Sahtekarlık yapma burada. Ben şunu anlatmak istiyorum. Bana kreşe yazacak. Okula daha göndermiyor çocuğu. Ne kreşi? Şeyi de söyler misin? Talha sanki gizli kamera bizim evde varmış gibi her şeyi biliyor. Savaş beni dinlesin. Savaş Talha nereden biliyor neyin ne olduğunu? Ha. Ne? Talha tırnakla tut başa kadar. Evime kamera koymadığı ne belli? Ne belli? Sen arabayı sattın. Hayır ya. Bak, ya yalan dinle, söylüyorsun beni, sen. Beni dinle beni. Sakin. Ya beni dinlesene. Hayır. Yalan amcaya söylüyorsun. 160 milyara bizim arabayı anlaşamadığımızı... sattın. Esra Hanım bu amcasına 160 milyara arabayı birisine tamam, sattı. Satmamın sebebi satma, şuydu. Bana sat dedi, verdi. Tamam satma. Amcası niye doğru fiyatı söylememiş diye arabanın fiyatını 200 milyara diye. Bu da amcasına sinirlendi gitti. Doğruyu konuşsana, biraz delikanlı ol ya. Biraz erken hayır. Ol da konuş burada beni. Parayı aldı. Hayır sebep bu değil. Evde niye para benim çaldı arabayı... gitti. Hayır. Ben şu... Konuşsanıza ya konuşun. Biraz önceki... Amca bağlansana. Necla biraz önceki soruyla benzer. Talha sizin aile hayatınızı, evet, ilişkinizi, ya. Evde yaşanan her şeyi her biliyor mu? Evet kendi ağzıyla söyledi ya. Buyurun. Talha kendi ağzıyla söyledi. Hayır bu yalan kesinlikle bu değil. Talha, ben ailemde, ailemde, ben ailemde ya yaşadığım ben şeyler hepsi söylüyor, aile içinde gizli kaldı. O sadece yani o sadece yalan söylüyor. Bir dakika. Ya dökümanları hayır. Çıksın. Kesinlikle abla, ben doğru bilmiyorum. Esra Hanım. Çocuğu da ölse, karısı da ölse Talha'yı bırakmayacak bir insan bu. Şunu merak bu ediyorum. Bu böyle bir insan ya. Talha Necla'ya demiş ki gel ben eğitim vereyim. Siz benim evimizde kalın. Bu ben teklifi yapmış. Ben sizin evime gelin. Neye dayanarak benim evime gelsin? Babamın oğlu musun? Sen kimsin ki? Sen devlet misin ki benim evime gelip de benim çocuğuma hayır, ders veriyorsun? Devletin okulu dururken de Talha kim ya? Hayır şunu demek istedim. Ve dinle. Buyurun cevaplayın lütfen. Ben şunu demek istedim. Benim arkadaşlarım bu konuda zaten hiç bana bir şey demediler. Hatta onlar benim ailemle tekrar yani birlikte olmamı da olmada birlikte istediler. Şu an benim çocuğum daha eğitime hazır olmadığı için. Yani o yüzden şunu da söylüyorum. Nasıl yerimin de zaten tespit olmaması için yani kaçmamın çocuğunuzun da sebebi. Çocuğunuzun nasıl bir eğitim almasını istersiniz? Buyurun cevaplayın. Çocuğumun nasıl bir eğitimi? Çocuğumun Rabbimin razı olacağı bir şekilde eğitim almasını isterim. Şimdi bu eğitimi siz ya da çevrenizde Diyanete bağlı hani din görevlileri kişiler tarafından aldırabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz ama temel eğitim hakkı var ya. Milli eğitimde alacağı, okula gideceği, müfredatı öğreneceği, işte, sosyal ilişkilerini kuracağı. İşte bu okula işte gitmesi esnafla, gerekiyor. Benim zaten, Savaşçım zaten, bir de sen hazır değil. İşte benim çocuk, anlatma. Çocuk hazır değil diyorsun ama çocuğu zaten okula hazırlayacak olan bir okul öncesi süreç var. Siz bir kere bu zamanı yemişsiniz.
Çocuğu oraya bir göndermemişsiniz. O iki yıl boyunca abi, önce sosyal ilişkiler, işte şu anda toplum zaten, içerisinde yer zaten alma. Bir dakika bak. Boş... Şimdi benim de çocuğum var 7 yaşında. İki yıl okul öncesi gördük. O okul öncesi onu ilkokula taşıyor. İlkokul 1'e başladı, şimdi ilkokul 2'ye geçti. Şimdi siz o zamanı harcamışsınız. E çocuk bu sene 1'e başlayacak, 1'e de gidemiyor. Şimdi şu an bizim boşanma durumu... Şimdi evet, bizim şu an boşanma durumumuz var. Şimdi karış, olsun çocuğun eğitimini. Evet, durumumuz evet. Şimdi çok farklı. Hı hı. Yani durumunuzu bırakın Savaş Bey. Ben şu anda boşanma... sizin bu çocuk milli eğitime bağlı bir okula gitseydi sizin kafanızdaki eğitim modeline uygun değil mi? Bunun cevabını duymak istiyorum. Bak ben de şunu size söylemek istiyorum. Çocuk şu anda zaten yani eğitim olmasına yani eğitime hazır olmadığı için çocuklarla iletişim kuramadığı için demek istedim. Savaş sen yani okula kaç yaşında şu an yazıldın? Hazır değil. Savaş çünkü okula çocuk... kaç yaşında yazıldın? Bir uzmana götürdünüz mü? Bir hani çocuk pedagoğu... Ben hatırlamıyorum kaç yaşında. Savaş bir pedagoğa götürdün mü çocuğu? Hayır Esra Hanım hastaneye geldi. Peki ben de şunu söylemek istiyorum. Hayır bak Esra çocukla ilgili söylüyor diyor ya hani çevresindeki çocuk, çocuklara zorbalık yapıyor. Benim duygularını kontrol edemiyor. Esra bu konuda bir bilim insanına... Peki bu çocuk... Gittin mi? Bir pedagoğa gittin mi? Ya hocam bu çocuktaki problem nedir diye. Bak peki ben de şunu demek istedim, anlatmak istedim size. Söyle. Bu çocuk okuma yazmayı öğrenmeden, okuma yazmayı öğrenmezse nasıl insanlarla yani ilişkisi kuracak, anlaşma yapacak? Şu an demek istiyorum yani şu an değil. Hayır yani hayır okuma yazma öğrenmesine gerek yok. Zaten hazır temel eğitimin, bir saniye, temel eğitimin amacı şu. Sen eğer evden kaçmamış olsaydın. Bu hafta geçen hafta kaynaşma haftası anladım. Olacaktı. Bu hafta ilk alfabeyi öğrenecekti, hecelemeyi öğrenecekti. Bir ona milli eğitimin bir eğitim müfredatı var ya, bununla beraber bu yılın sonunda sizin çocuğunuz okumayı öğrenecek. Eğer okul öncesine göndermiş olsaydınız, altyapısını hazırlamış olacaktınız. Ama ben de şunu zaten demek istedim. Zaten bugün itibariyle eşimin, bu çocuk eşimin, okumayı her gün öğrenecek. Türkçe görecek, matematik görecek, resim görecek, beden eğitimi görecek, arkadaşlık ilişkileri, toplum içerisinde yaşama, toplum kuralları, hem birey olma hem toplumun içinde var olma. Sen şimdi çocuğu bu eğitim hakkından mahrum bırakıyorsun. Hadi geçen hafta kaynaşma haftasıyla geçti. Ama hayır, bu hafta okul hayır, ilk hayır. A'yı öğretecek. Ben zaten çocuğumu özel yani özel eğitimde koleje zaten yani hayatım yanındayken koleje gönderseydin ama o zaman. Ama hazır olmadığı için. Hazırlayacaklar sen hazır. Çocukları biz... Savaş'cığım bak yanlış eşimle düşünüyoruz. Eşimden zaten Savaş, anlaşamadığımız... Savaş beni dinlesene. Eşimle zaten beni anlaşamıyoruz. Biz matematik Türkçe'yi öğretip çocukları okula göndermiyoruz. Savaş. Okulun ana hedefi şudur. Çocuk okula gider ve... Eğitim süreci başlar. Birinci sınıfta görecekleri farklı, ikinci sınıfta görecekleri farklı, üçüncü sınıfta farklı, dördüncü. Çocuk zaten alması ve yaşının gerektirdiği bilgiyi okulda alır. Bu sene öğreneceği tek şey okuma yazma somut matematik. Başka bir şey yok. Sen ne bekliyorsun? Sen şey mi istiyordun? Hayır. Ben çocuğu ansiklopedileri bitirttireyim de çocuk okula mı başlasın? Bunu anlamadım hayır, ben. Hayır bir de anne ve babanın inisiyatifinde değil. Bizim eğitim sistemimizde şunu... yaş önemlidir. O yaşa gelen çocuklar eğitime başlarlar. Bu anne ve babanın inisiyatifinde olan bir şey değil. Gidecek ama çocuğun özel bir durumu varsa bu yine annenin babanın beyanı değil. Bir sağlık raporu alınır. Ya bu anne fark etmeden gönderir, öğretmeni fark eder. Buna ilişkin özel kaynaştırma sınıflarına gider. Siz hiçbir şekilde bir çocuğun eğitim hakkını uygun değil. Daha gelmedi. Ben hazırlayacağım. Şu durum gelsin. Size sayarsak... Daha çok zaman var. 20 askerliğe gelir. Hiçbir sorunu yok. Sadece bir rahatsızlığından dolayı. Bir dakika. Şeye götürdünüz mü uzmana bak. Çok güzel diyorsun. Benim çocuğum diğer çocuklardan biraz farklı. O sorunun cevabını alamadım. Bir pedagoğa götürdün mü? Ya da bir çocuk psikiyatristine? 5 sene boyunca hangi ilacı kullandığını bilmiyor Esra Hanım. Hayır. Götürdün mü? Zaten götürecek. İşte götürmeyi düşünüyorum zaten. Yani hayatım en yakın bak şey. Ben bugüne kadar 3 Eylül'de o kaçmadığın güne kadar olan eylemlerinden bahsediyorum. Sen hani 3 Eylül kaçmayı bırak. Boşanmayı tamam. Unut. Siz evlisiniz, evdesiniz. Öyle ya da böyle evliliğiniz sürüyor. Çocukta karşı bir bakıyorsun ki bir problem var. Bunun için gidip bir uzmana ya hocam bu çocukta ne var diye sordun mu bir kere? Ya da bu farklılığı görüp destek aldın mı?
Şu an yani şu an götürmedim ama götürmeyi düşünüyordum yani. Ne zaman? Şu bundan an, sonra. 50 sene sonra mı? Normalde buyurun. Götürmeyi düşünüyordum. Savaş, beni dinle, bir beni Hayır. dinle. En kısa zamanda. Bir beni dinlesene Savaş, yalanı palavrayı bırak. Süleyman sana formasını gösterirken sen ne dedin Süleyman'a? Okul formasını. Onu söyle. Ne dedin Süleyman'a? Hayır. Ya ben formayı şunu... gösterirken Bak, ben ne dedin? Ben hiçbir şey söylemedim. Ne dedim? Hiç moralimi yalan konuşma. Bozma dedin değil mi? Hayır. Olan hiçbir şey demedim. Olan defteri çıkarttın, yazdın, yazdın. Hayır. Ne dedin? Moralimi bozma Bak, dedin değil mi? Hayır. Demedin mesele... mi? Hayır. Demedin mi bunu? Mesele şu. Ben sana şunu demek istedim. Ya boş ver. Zaten Bizim bu saatten sonra koca baba En son zaten tartışmamızın sende. Sebebi de şuydu. Hayır. Ben çocukların da babasıyım. Çocuklarım da yanımda zaten. Sağlık durumu da ben iyi elhamdülillah. Ben neyim annesiyim ben de yani annesi. Sana da annesi. Şunu demek istiyorum. 18 gündür arıyorum sokak sokak çocuğum nerede diye. Evde parayı aldın, kimliği aldın, benim kimliğimi aldın. Benim kimliğimi ne yapacaktın ki aldın o zaman? Niye aldın bunları ya? Sana evi kim kiraladı? Hangi parayla kiraladı? Sen ne zaman bu planı yaptın? Söylesene, sen oraya gidecek bir adam değildin. Plan Senin beynine yapmadım Mustafa Tağla ben zaten gidireceğim. Sana... Hayır ben zaten... Tabii sen bilim hocasısın konuş. Çocuğun... Hayır ben zaten... Ya Esra'cığım ben zaten... çocuk ateşleniyor. Diyor ben ki zaten... hastaneye gidelim. Ayağının altına soğan bağla diyor. Sirkeli suyla bağla geçer diyor ya Esra'nın. Ya çocuk havale geçirse ne olacak? Hadi bana siz söyleyin. Ya konuşsana yalan mı? Konuş. Öpüyor hadi oğlum Allah şifa versin diyor. Kafayı vuruyor sabah kalkıp ya. Bir şey gidiyor ya. Böyle bir saçmalık şunu, mı var? Ya şunu deme... Neyi diyor şunu... neyi yalancı palavracı? Ya şunu, şunu de... Neyi diyordu? Sen ya şunu demek istiyorum. Bu, dedin mi ben gidiyorum. Tamam bunu yaparız. İki satır bir şey yazdın mı dedin mi? Telefonda dedin zaten mi ben söyleseydim, gidiyorum. Tamam. Sen bilmiyor musun Süleyman? Zaten söyleseydim yani konuştu. Zaten olmazdı ki. Sana. Ben bunu güzel... Bak adam, beni almayı yeşiyor Savaş Bey'in işini. Ya beni dinle. Boşanalım dedim anlaşamıyoruz diye. Mesele... Ya bir sus beni dinle beni. Beni dinlesene sen. Evden çıkarken dedin mi ben gidiyorum? Tamam dinliyorum. Dedin mi ben gidiyorum demedin değil mi? Tamam İki ama zaten... İki satır mektup yazdın mı? Yazmadın. Dinle. Dinle. Kes sesini. 10 sene boyunca ben tamam. dinledim. Biraz da sen dinle. O çocuklarımın saçının teline var ya... ...dünyayı yakardı birisi dokunsaydı diye. Sen bilmiyor musun benim evlatlarıma ne... Niye bu iftirayı atıyorsun? Bütün komşular biliyor ya. Sen bilmiyor musun Süleyman'ı bir yere ağırsaydı... ...gece gündüz yatmazdım hastane hastane dolandırırdım ya. Sen niye sahtekarlık yapıyorsun anne dövdü diye? Hı? Söylesene. Süleyman 5 yaşından sonra... Ben sahtekarlık yapmıyorum. Ben doğruları söylüyorum. Hastaneye Hayır. geldin oğlun hangi ilacı kullandığını bilmiyorsun ya. Savaş Bey eşiniz boşanmayı kabul ediyor niye bakın. Ben, niye eşiniz boşanmayı kabul ediyor. Sen ya ben söyle. Seni zaten istemiyorum. Ben sana niye dedim? Kaçıyorsunuz siz? Kaçmanıza gerek yok ki. Böyle. Savaş dedim. Eğer anlaşamıyorsan, istemiyorsan tamam, dedim. Benim can güvenliğim. Ayrılarım dedim. Esra'nın benim can güvenliğim olmadığından Peki, dolayı ben kaçtım. Şöyle Savaş Bey zaten, ben can güvenliğiniz konusunda gerekli garanti ve teminatı veriyorum. Siz Deja Hanım size soruyorum. Eşinizden tek celsede anlaşmalı boşanmak evet, istiyor musunuz? Evet Esra Hanım istiyorum. Buyurun söyleyin bana Savaş, söyle. Savaş bak dinle beni dinle. Savaş beni dinle beni. Eğer hayatında biri varsa. Tamam eğer dinliyorum. Eğer diyorsan ben seni istemiyorsam ben zaten seni istemiyorum. Ben buraya seni değil, çocuklarımı istiyorum. Benim çocuklarımı bana ver, nereye gidiyorsa Ben zaten seninle boşanmak için evi tamam, terk ettim. Ben zaten istemiyorum biraz delikanlı Bunu zaten olsaydı. Ben sana Bak, evde dinle, söyledim dinle. Zaten. Biraz delikanlı olsaydın eğer... Hayır, hiç anlayışla karşılamadım ben. İki çocuğun arkasına sığınmazdın. Arkadaşın beni, senin avukatlığını yapmazdı. Beni anlamadın zaten. O yüzden Çocuğumun o zamanı, çocuğun hangi ilaç kullandığını bilmiyor. Hangi ilaç kullandığını bilmiyor. Süleyman gayet de iyi bir iletişim kuruyor arkadaşlarıyla. Çocuklar ilaçtan da kesildi. Aynen de oynuyorlar. Niye yalan atıyorsun çocuğun psikolojisiyle? Niye oynuyorsun? Niye oynuyorsun iftira atıyorsun çocuğuna karalıyorsun? Hayır oynamıyorum. Gayet iyi Süleyman Gül oynuyor. Sen çocuğun doktoruna dedin. Sağlam. Eğer korkarsa dedi bu çocuğun kafasına darbe gelirse kilitlenir bir daha açılmaz demedi mi? Tabii ki yanımda olmadığın için nereden bileceksin ki? Babalık mı yaptın? Babalık duygunu şimdi mi kabardı çocuğun, evlat oldu? Çocuğun gayet ha? sağlık durumu dahi. Sağlık durumu mu? Hayır. Bilmiyor musun Süleyman sen korkuyor? De, ben bunu sana zaten... Bilmiyor musun? Şunu sana... Salih hasta Hayır. olduğunu bilmiyor Şunu da sana sen? Demek istiyorum. O ben tala sana, Recep, Mustafa ben sana var ya. Ben sana... Ya ben sana, dinle. Hiç gittiniz mi sabah? Ben sana hep bunu güzel... Ya beni dinlesene. Beni hastaneye gittiniz mi? Çocuklarla ilgili olarak hastaneye gittiniz mi? Ya çocuğum iletişim gayet iyi kuruyor tabii, çocuklarla. Tabii gittim hastaneye sağlık. Sağlık durumlarını hiç ihmal etmedim. En ben yanından ayrılmadım. Gittin, Hatta ne hep arabayla gittin? Kontrolüne devam ettirdik. Ne zaman gittin? Ne zaman? Hayır yalan ne söylüyorsun. O, ben onların babasıyım. Nasıl ne onların sağlık gittin? Kontrolünü ya ihmal ederim? Tarihi söyle. Ben onları düşünmek... Tamam. Hayır. Bilim adamı gibi konuşma Ben onları düşünmek zorundayım. Ya tamam
Onların sağlığı benim için önemli. Ne zaman orada... gitti? Ya bir susana. Sen biliyorsun ne zaman gittiğimi. Hayır, gittiğimi biliyorsun. Gittiğimi iyi biliyorsun. Ben bilmiyorum, unuttum. Süleyman'ı hasta... Götürüyordum. Unuttun mu? Süleyman hangi ilacı kullandı onu söylesene. Şunu demek... Ya onu değil, benim dediğime cevap ver. Tamam, şunu demek... Çocuğunuzun kullandığı ilacın adını söyler misiniz lütfen? Şunu demek istiyorum. Ya Esra Hanım, dosyalar bende inanıyor. Şu an aklımda değil ama ilaçları 2 yıldır kesildi ama Esra abla.